Bizim kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 82 yıl dönümünde onu anmak üzere burada toplanmıştık. Sizin bildiği gibi Atatürk'te var olan bağımsızlık tutkusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasında başta gelen faktörlerden biri olmuştur. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla başlattığı milli mücadelede Türk milletiyle bağımsızlık savaşı başlatarak işgalci devletlere karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Zaferden sonra yurtta barış, dünyada barış ilkesine bağlı kalınarak bundan sonra izlenecek yol haritası ve de dünya barışı için yapılması gerekenler ile ortaya koyduğu fikirleri dünya devletlerinin ve devlet adamlarının istisnasız takdirini ve beğenisini kazanmıştır. Atatürk hem Türk milletinin hem de tüm dünya milletlerinin huzur ve mutluluğunu ön planda tutmuş, bu sayededir ki dünyanın en önemli liderleri arasındaki haklı yerini almıştır. Kuşkusuz bu mevcut durum milletimiz için de büyük bir övünç kaynağı olmuştur. İşte bahsettiğimiz sebeplerden dolayı Atatürk'ün fikir ve düşüncelerini en iyi şekilde kavramak, bu fikirleri gelecek kuşaklara intikal ettirerek yaşadığımız süre içerisinde bunları elimizden geldikçe uygulama sahasına koymak hepimiz için önemli bir vazifedir. Atatürk yaşamının her döneminde çalışmaya, araştırmaya, okumaya ve tarihe çok önem vermiştir. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendince güç bulacaktır diyerek bizleri bu vatan için yapılan mücadeleyi anlamaya ve okumaya davet etmiştir. Ve yine sözlerinde, "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizlerindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz" sözleriyle bizlere kıymetli bir miras bıraktığını belirtmiştir. O nedenledir ki bizler bu miras ve düşünceler ışığında her daim daha çok çalışıp vatanımız ve milletimiz için büyük işler yapmanın gayreti içinde olmalıyız. Sözlerimi burada tamamlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.